Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir önceki videoda yaptığımız gibi çizim örnekleriyle AutoCAD'i anlatmaya çalışacağım. İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben AutoCAD üzerinde uzman biri değilim. Herhangi bir yetkinliğim yok. Öğrenciyim. Kendimi öğreniyorum. Ben de öğrendiklerimi size öğretmeye çalışıyorum. Hemen şeklimizi çizmeye başlayalım. Şeklimizi önceki videodaki gibi bir kenara yerleştirdim. Siz de görüyorsunuz. Burada birkaç önceki videoya göre farklı komut kullanacağız. Hemen çizime başlayalım. Gördüğünüz gibi birçok daireden oluşuyor çizim. Öncelikle merkezdeki daireyi çizerek başlamak istiyorum. Circle'ı seçtim. Ardından merkez noktamı belirleyerek ortadaki dairenin çapına bakıyorum. 60. Bunu yarı çap olarak seçtiğim için 30 girip enter diyorum ve 60 çapına sahip bir daire çizmiş oluyorum. Ardından etrafına bakıyorum. Bu daireden sonra onun dışındaki büyük daireye bakalım. Orada gördüğünüz gibi 92 çapında bir daire var. Circle'ı tekrardan seçtim. Ardından merkeze gelip 46 yani 92'nin yarısını giriyorum. Enter dedim ve bunu da çizmiş oldum. Şimdi burada yapacağımız farklı komut gördüğünüz gibi daireler var ve ortadaki küçük dairemizin etrafını sarmış. Bunları biz tek tek çizmeyeceğiz. Bu komutu kullanarak hızlı bir şekilde onları yerleştirmiş olacağız. Şimdi bu küçük daireler gördüğünüz gibi 10 çapına sahip. İki dairenin arasına konumlandırılmış şekildeler. Burada line komutumu alıp buradan merkezden buraya 30 ve bir sonrakine 46. Arada 16 fark var. 16'nın yarısı bu ikisinin tam ortası yapıyor. Yani 8. 16 bölü 2 8. Buradan 38 girip tam ortasına çizgi getirdim. Şimdi burada tekrardan circle deyip tam bu merkezi seçerek buraya 5 yarıçapına sahip bir daire çiziyorum. Orada şekilde görünüyor çapına sahip olduğu. Ben 5 yarıçaplı bir daire çizdim. Şimdi bu noktadan sonra bunu silebilirim. Ardından burada gördüğümüz array komutunu polar array olarak değiştirip seçiyorum ve objeyi seçiyorum. Objeyi seçtikten sonra enter'a basıyorum. Yerleştireceği dairenin merkezini soruyor. Biz de şu merkezi seçip bu şekilde kendisi yerleştirmiş oluyor. Yalnız burada eksikler var. Burada daire sayısı daha az. 8 tane dairemiz var. Buradan item'ı ben 8 yapacağım. Enter diyeceğim. Ve bu aynı şekildeki gibi yerleştirmiş oldu. Şekilde farklı olsaydı yine buradan sayıyı arttırıp veya birbirleri arasındaki açıyı değiştirip bunu yapabilirdik. Buradaki seçenekleri de ufaktan anlatayım. Gördüğünüz gibi between dediği arasındaki açı. 45 derecelik açılarla bunları yerleştirdi şu an. Biz bu açıyı değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi daha küçük açılarla yerleştiriyor ama burası başlangıç olduğu için 30 dereceyle yerleştirdi. 8 tanesi 240 derece yapar. Yani bu noktadan şu noktaya 240 derecelik bir açı olduğu için sadece o kadar yerleştirdi. Burada sayıyı arttırmam gerekiyor. Ben buradan bunu tekrardan 45 yaptım. Ben buraya 8 yazdığım zaman zaten bu kendisi doldurmuş oluyor. Burada fil var. Ne kadarlık bir alanı dolduracağı. Ben buna tekrardan mesela 240 girersem bu yine az önceki pozisyon gibi olacak. Bunu 160 giriyorum tekrar ve şekli çizmeye devam ediyoruz. Şu şekilde göstereyim. Buradan buna yakınlaşacağım. Gördüğünüz gibi bu küçük dairelerin merkezleri bizim ortadaki dairemizin merkezinden 55 milim yukarıdaymış. Ne kadar sağda olduğuna bakalım. Dairenin merkezinden kendi merkezine 32 milim sağdaymış. Şuradan bunu daha kolay yapmak için line komutu alacağım ben. Line komutunu seçtim. Ardından merkezden sağa doğru 32 geldim. 32 bu noktaya geliyormuş. Buradan yukarıya da 55 milim yazıp burada dairenin merkezini bulmuş oldum. Ben buraya circle'ı seçip 14 çapına sahipmiş. Buraya 7'yi girdim. Enter dedim. Aynı şekilde hemen alttakini de oluşturalım. Line alıyorum. Buraya doğru 32 yazıyorum. Ardından aşağı doğru 55 yazıp enter. Buraya da direkt bunu yalayalım. Seçtim. Şu noktaya tıkladım. Ve ardından onu direkt oraya çizmiş oldum. Ardından şu ortadaki çizgileri silebiliriz. Bunları sildik. Şimdi kenarlarını yapalım. Bunların dışında bir daire daha var. Onu da görüyorsunuz. O dairenin de hemen çapına bakıyorum. Bu dairenin çapı da 28. Tekrardan circle deyip geçemedim. Tekrardan circle deyip bunun dışına 28 yarı çapa sahip bir daire daha çizdim. Ben aynısını aşağıya kopyaladım. Aşağıya kopyaladım. Ardından bu kenarları nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafında şöyle göstereyim. Sağ tarafta görüyorsunuz. Bu Ortadaki büyük dairemizin kuadrantından buradaki dairemizin kuadrantına çizilmiş bir çizgi. Bunu şu şekilde line komutumuzu seçip, tabi öncelikle şurada Object Snap ayarlarında kuadrantın açık olduğuna emin olduktan sonra buradan kuadrantı seçip tekrardan bunun kuadrantını seçiyoruz ve komuttan çıkıyoruz. Aynısını yine tekrardan aşağıya yapalım. Bu şekilde yaptık. Ardından yapmamız gereken gördüğünüz gibi şu kısımda 10 yarıçapa sahip bir daire var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yine önceki videoda görmüştük. Bu kısımda circle'ın altına gelip burada tangent radius olan seçeneği seçip buradan öncelikle buna, sonra buna ve ardından bizde sorduğu çapı giriyoruz. Burada bize yarı çapı soruyor. Yarı çapı da 10. Bunu giriyoruz. Enter diyoruz ve bu bize buraya daireyi oturtmuş oluyor. Ardından tekrardan aynı şeyi burası içinde şöyle yapıp 10 giriliydi zaten. Tekrardan Enter'a basıyorum ve bu şekilde oluşturmuş oluyor. Bundan sonra yapmamız gerekenler buraları kesmek. Trim komutunu alıyorum. Ardından şu dışı kesiyorum. Bu iç tarafını kesiyorum. Ardından büyük dairenin içini bu şekilde kesiyorum. İşte kalan kısım ve şurası. Tekrar bir kontrol ediyorum. Herhangi yapmam gereken başka bir şey var mı diye. Hayır, yok. Bu şekilde şeklimizi çizmiş oluyoruz. Umarım video size yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarda video hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız da her hafta pazar günü gelen bu eğitim videolarını kaçırmamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.